Ne haberseniz kardeşlerim, ben Fantastic Show One Piece animesinin 800. bölümünün, hayır 801. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Kafam gerçekten gitti. Nereye mi gitti? Sanji ile Zef'e gitti. Bölümün 10 dakikasında falan Sanji'nin geçmişini bize gösterdiler, tekrardan Zef ile yaşadıklarını gösterdiler. Ne kadar bu bölümün boş olduğunu düşünsek de bence harika sahneler vardı. Aslında bu biraz işin olumlu ve olumsuz tarafından ve duygusal tarafından bakmak ile ilgili olduğunu söyleyebilirim Tayfun. Bence iyi bir inceleme olacak. Neden mi? Söyleyeyim. Luffy ile Cracker savaşıyordu. Luffy Gyarados'a geçti ve elinden gelen her şeyi yaptı. Cracker'a tam olarak saldıramadı. Çünkü Cracker'ın klon bisküvilerini yemekle meşguldü. Yani kukla bisküvilerini yemekle meşguldü. Luffy saldırıyor. Cracker bisküvi oluşturuyor. Luffy saldırıyor. Cracker bisküvi oluşturuyor. Luffy King Kong'u attı, saldırılar yaptı, Leo Bazooka attı, her türlü şansını kullandı. Ama Gyarados'un da Haki'nin de bir sınır olduğunu biliyoruz. Luffy seviyesinin sonuna ulaştı ve Haki'si tükendi. Luffy 10 dakika boyunca hiçbir şey yapamaz. Ve Cracker şu an onu bulmakla meşgul. Diğer hiçbir şey göstermediler bize. Ardından Sanji'yi gösterdiler. Sanji baş aşçıyı, kızı Lady'sini koruyordu ve Niji'ye karşı aralarında tartışma geçmişti. Niji tam Sanji'ye saldıracakken orada bir haki kullandı zaten. Vuf diye Sanji'ye bir ayak saldırısı yaptı. Orada Judge dedi ki dur dedi ve direkt zaten Niji durdu. Belli ki babasının emirlerine böyle koşulsuz şartsız uyuyor Niji. Bunu da anlamış olduk bildiğin asker potansiyeliyle. Sanji yere düşen yemeği yedi ve ardından Judge elindeki kağıdı kaldırdı ve resimde Zef'in posteri vardı. Yeni çekilmiş bir resim ve bunu Baron Tamako Zef'e göstermiş. Sanji'nin zaafı burada yatıyordu. Ve Tamako diyor ki eğer diyor Sanji'yi kontrol etmek istiyorsak diyor, bu düğünde sorun çıkmasını istemiyorsak, birincisi Sanji'nin eline bu bileklikleri tak, patlayan bileklikler. İkincisi Zef, Sanji'nin kurduğu her türlü bağlantıyı biliyoruz diyor ve Zef elimizde diyor. Aslında burada tartışacak çok nokta var. Gerçekten. Gerçekten. Neden mi? Şimdi hepsini konuşacağım. Biliyorum hepiniz diyorsunuz ki manga, anime yavaş ilerliyor belki. Dragon Ball atamıyorsun. Güncele gelmekte zorluk çekiyoruz. Doğru. Biraz geç oldu. Bir takım sorunlar oldu ve geç ilerliyoruz. Ama yine de bu sahneler bence gerçekten güzel. Ve şu an bence yeri gelince konuşmayı iyi bir şekilde yapıyoruz. İlk olarak gelelim bu konuşmaya. Zef German'ın, Big Mom'un elinde. Daha doğrusu Big Mom'un elinde. Ve Sanji'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Sanji o arada geçmişini düşünmeye başlıyor. Bir flashback oluyor. Sanji'nin Betty Benz'i atıyor. Ve Zef'in hikayesini anlatmaya başlıyorlar. Tekrardan. Zef Sanji için neler yaptı? Aslında bu kısmı live reaction yaptım. Bir gün bunu tekrardan live reaction size açacağım ve izleyeceğiz. Çok derin bir live reaction. Gerçekten gözlerim doldu falan, kötü oldu. Çünkü biz One Piece'te büyüdük. Gerçekten One Piece'te büyüdük. Zef Sanji ile bir gemide tanışıyor. Aslında Zef büyük bir korsandı ve Grand Line'ın dolaşan ve onun günlüğünü tutan ve Grand Line'dan sağ çıkan nadir insanlardan biriydi. Zef bir gemiyi yağmalıyor ve ardından Sanji ile karşı karşıya geliyor. Sanji'nin bir hayali olduğunu görüyor ve Sanji'nin hayali All Blue'yu bulmaktı. Zef kendi hayalini Sanji'de görüyor ve çünkü Zef kendi hayalini bulamamıştı. All Blue'yu bulamamıştı ama Sanji de bunu görüyor. Sanji'yi dövüyor, tekme atıyor ve denizde uçuruyor. Orada bir dalga fırtınası çıkıyor ve gemiler yerle bir oluyor. Zef Sanji'yi kurtarıyor ve adada tek başına ikisi mahsur kalıyorlar. Adaya bir takım yiyecekler geliyor ve o yiyecekleri Zef hiçbir şekilde kendi yemiyor ve Sanji'ye bırakıyor. 5 günlük yiyecek stoğu olduğunu söylüyor ve bir takım kendi de böyle bir torba hazırlamış ve bu torbada kendi için yiyecekler olduğunu söylüyor ve bu yiyeceklerin yetişkin olduğu için kendisinin daha fazla alması gerektiğini söylüyor. Sanji 5 gün dayanıyor. 25 gün dayanıyor ve ardından 70 güne ulaşıyor. 70. günde Sanji artık yapabileceği hiçbir şey kalmıyor ve Zef'in yanına gidiyor. Zef öldüm diye merak ediyor ve Zef'in yanına gittiği zaman halen torbanın aynı şekilde durduğunu görüyor ve
bıçakla Zef'i öldürmeye test ediyor. Çünkü ben seni öldürmezsem ben öleceğim zaten diyor. Senin beni öldürmenin sorun değil diyor. Ve torba yırttığı zaman içinde hiçbir şekilde yiyecek olmadığını görüyor ve altın hazinelerinin olduğunu görüyor. Ardından Sanji Zef'e sen nasıl bu kadar hayatta kaldın diyor ve bir bakıyor Zef'in ayağı yok. Animede bize bu kısmı Zef Sanji'yi kurtarmak için ayağını feda ettiğini gösteriyor denizde ayağı sıkıştığı için. Ama aslında olan bu değil. Aslında Zef mangada kendi ayağını yiyor. Animede bunu sansürlemiştir. Bu ne kadar derin bir konu değil mi? Ve Sanji ağlamaya başlıyor. Üzücü. Gerçekten üzücü. Neden biz size bunu tekrar anlattım? Bunu biliyorsunuz zaten. Ama işin duygusal kısmı çok iyi ya. Ardından Zef ile Sanji kurtuluyorlar ve bir restoran açıyorlar denizin ortasında. Ardından Sanji Luffy'lerin tayfasına kısıyor ve ta bu kadar maceralardan sonra şimdi Zef Sanji yüzünden başı dertte. Ve Sanji'nin yapabileceği şu anda hiçbir şey yok. Şimdi mangada da halen bir şeyler olmakta. Ama şöyle bir şey var. 2017'nin bize Krallar Konseyi arka olacağı söylenmişti. Ardından One Arc'a geleceği söylenmişti. Hani bu spoiler değil. Bu spoiler değil. Bu açıklandı zaten. Şimdi Sanji'yi kurtarmaya Luffy'ler gitti. Tamam. Ardından Krallar Konseyi olacak. Wano Arc'ı olacak. E peki Zef? Zef'e ne olacak? Sanji nasıl power up alacak? Zef Big Mom'un elindeyse gerçekten. Çünkü yeni bir fotoğraf çekilmiş fotoğraf olduğunu söyledi Jack'ci. E peki Zef'i kim kurtaracak? Gizli bir Zef Arc'ı neden olmasın? Sanji belki de Barad Restoran'a tekrardan geri dönecek ve Grand Line'dan çıkmak isteyecektir. Bu kısım gerçekten halen saklı biliyor musun? Zef'in nasıl kurtarılacağı ile ilgili, Zef ile ne olacağı ile ilgili henüz mangada, henüz animede hiçbir şey açıklanmadı. Neden? Zef'e ne olacak? Bundan sonra Zef'e ne olacak? Bana bunu açıklayın. Kimse bunu bilmiyor. Bence bu önemli bir konu gerçekten. Zef Sanji için çok önemli bir karakter. Sanji Big Mom'un adasından kurtulsa bile, bir şeyler olsa bile Zef'i kim kurtaracak? Zef'e ne olacak? Sanji bunu düşünmeden devam mı edecek yoluna? Hayır. Zef ile ilgili bir şeyler döneceği mevcut ve gizli bir Zef arka olabileceğine ben inanıyorum. Eğer olmasa bile Zef'i kurtarmaya birileri illa gidecektir. Bir şeyler illa olacaktır. Belki de gerçek Power Up'a Sanji'ye Zef'in yanında olacaktır. Böyle bir şey olabilme olasılığı gerçekten var. Bilmiyorum. Ama bence güzel bir bölümdü. Güzel bir nostalji oldu bizim için ve Luffy'nin haki konusu bence gerçekten önemli. Luffy'nin seviyesi buraya kadar mıydı? Luffy'ye bundan sonra neler olacak? Luffy'nin seviyesini arttırması gerek. Ve Sanji Zef'i kurtaracak mı? Kurtarsa bile neler olacak hiçbir şey bilinmiyor. Krallar Konseyi arkından sonra Wano arka olacağı söylendi. Ve Sanji direkt eğer Wano'ya giderse... peki Zef'i kim kurtaracak? Eğer Wano arka olacaksa ki olacak. Demek ki Sanji bence orada olmayacak tayfa. Ben Sanji'nin orada olacağını düşünmüyorum. Yani Zef'in kurtarılma durumu çok mantıksız. Sanji mutlaka Zef'i kurtarmak için bir şeyler deneyecektir, bir şeyler yapacaktır. Ama nasıl olacak bunlar derseniz. Hepsi bilinmiyor. İyi bir inceleme olduğunu söyleyebilirim. Bölüme de 10 üzerinden 8.1 veriyorum. Fazla puan vermeyeceğim. Zaten pek bir şey yoktu bölümde. Kendinize iyi bakın tayfa. Sizleri seviyorum. Bence Zef konusu gerçekten önemliydi. Önemliydi. Belki de 2 yıllık bir time skip. Yok, time skip olmayacak da Sanji Zef'i kurtarmaya giderse belki de Zef ona farklı tekniklerini gösterecektir. Tabii o bacak yok, nasıl gösterecek bilmiyoruz ama belki de Haki'nin gerçek aslını Sanji'ye Zef öğretecek olabilir veya Zef biriyle tanışacaktır veya Zef'i kurtarmaya gideceği zaman biriyle dövüşecektir ve orada gerçekten Haki'yi öğrenecektir Sanji veya gerçekten kendini geliştirecektir veya gerçekten içindeki potansiyeli Sanji ortaya çıkaracaktır. Ama eninde sonunda Sanji'ye bir power up gelecek. Ve bu power up hani bir dışarıdan alınan bir şeyle olacak değildir. Sanji bir şekilde kendini güçlendirecek ve bu savaşta olmak zorunda. Kendini antrenman yaparak eğitmek zorunda. Sanji bir Nami veya bir Usopp, Franky değil ki bir aletle falan kendini geliştirsin. Sanji Luffy gibi, Zoro gibi kendini güçlendirmesi gerek sadece. Sizleri seviyorum tayfa. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Chisana koro ni wa takara no chizu ga atama no